Hocam gerçekten sıfır beklentiyle girdim ben bu programa. Ben ne kadar öğrendikçe o kadar az bildiğimi öğrendim. Yani inanılmaz bir şey hocam. Senelerdir kitap okudum, senelerdir video izledim. Ama bu 3 aylık programda, 3 ay oldu hocam. Elde ettiğim sonuçları hiçbir şeyle elde edemedim. Sizin bana verdiğiniz sistemden sonra hayatım o kadar kolaylaştı ki. Şimdi benim geldiğim yerden dediğim gibi 30 senedir Almanya şampiyonu çıkmadı. Yani ben o çevrede, tavukların olduğu bir çevrede, yani tamamen bir kartallık başardım. Eyvallah. Ama ilk başta dediğim gibi ben daha yeni başladım hocam. Bunu da söylemek istiyorum. Hayaller, hedefler çok büyük. Onlara da ulaşacağımı çok iyi biliyorum Allah'ın izniyle. Herkese kucak dolusu selamlar. Bugünkü video ile size Serhat'ı tanıştırmak istiyorum. Serhat, kendinden biraz bahseder misin? Sen kimsin? Kısaca kendini tanıtabilir misin? 22 yaşındayım. Serhat Parlak ismim. Almanya'nın Köln şehrinde kalıyorum. Küçük kardeşim ile. 10 senedir, 10 yaklaşık 15 senedir boks yapıyorum. 2 kere Almanya şampiyonu oldum. Bir 2018, bir de 2019. Ayrıca üniversiteye gidiyorum hocam. Uluslararası ekonomi okuyorum. Çok güzel. Bizim programlarımıza katıldın. Bizimle nasıl tanıştın? Hocam şöyle diyeyim, çok sevdiğim bir insandan bir tavsiye geldi zamanında, yani yaklaşık 1 sene önce. Bana sizi gösterdi işte, videolarınızı izlememi tavsiye etti. Ben de zaten hep bu işlerle boks yaptığımdan dolayı, başarı yoluna gittiğimden dolayı zaten her çeşit insanları dinliyordum yani. Nereden, kimden ne kapabiliyorsam kapmaya çalıştım. Kapabildiğimi kapmak istiyordum. Ve tabii ki sizin videolarınız da başarıya götürdüğü için ve ilimle bilimi bir araya getirdiğiniz için benim çok hoşuma gitmişti. Ben de ilk videonuzu izlediğimden beri demiştim, üniversiteden sonra ben inşallah bu hocadan ders alacağım. Nasip daha erken de hocam. Çok şükür. Şunu söyledin, boksörler veya sporcular kişisel gelişim yapıyorlar. Onlar daha yatkın oluyor kişisel gelişime. Bu konuda kişisel gelişime çok yatkınlar. Acaba sence neden böyle? Zamanımda fazla kimse olmadı bana böyle başarı yolunda bir şeyleri göstersin ya da başarının sırlarını anlatsın. Kendim araştıra araştıra ilk başta boksörleri analiz ettim. Dedim bu en iyi boksörlerin neleri var? Adamlar niye yukarıda? Sonra baktım adamlar mentaliteti, mental gücü çok güçlü. Allah Allah dedim, tamam. Bu bir bakış açısı, mindset. Ondan sonra biraz daha bir adım daha devam gittim. Başka spor alanlarına baktım. Futbol olsun, Cristiano Ronaldo olsun. Basketbola baktım, Michael Jordan olsun. Baktım Allah Allah. Hepsi değişik spor yapıyor. Ama hepsi aynı konuşuyor. Hepsi aynı düşünüyor. Sonra devam gittim. Zengin insanların mindsetine baktım. Ona baktım, şuna baktım. Ve sonucuna vardım. Başarının tek bir yolu var. O da bakış açısı. İnsanın bakış açısı hocam. Bakış açısı başarılı olan insanlarda, zengin olan insanlarda hep aynı diyorsun. Eğer ben başarılı boksör olacaksam o zaman o başarılı boksör gibi düşünmem lazım. Onun gibi bakış açısına sahip olursam ben de başarırım. Veya zengin olmak istiyorsam veya ailede mutlu, huzurlu olmak istiyorsam bu konuda başarmış insan gibi bakmam lazım hayata. Eğer o şekilde mindset'e sahipsen, yani bakış açısına sahipsen ben de başarırım dedin ve bu konularda araştırmalar yaptın, öyle mi? Hocam aynen. Noktayı getirdiniz. Tam öyle oldu hocam. Seni harekete geçiren neydi? Hocam şöyle söyleyeyim. İnsan genel hayatında, sporcularda hele ki başarısızlık dönemleri olur. Ben de hayatımın en başarısız dönemini yaşadım hocam. Yaklaşık 3-4 ay. Yani bu senenin başında diyelim. Geçen senenin sonundan
bu senenin başına kadar. Almanya milli takımı için 5 maç yaptım. Hepsinde yenildim. Tabii güzel maçlardı ama sonuçta yenildim. Önemli olan sonuç. Ve son maçımdan sonra dedim ben biraz pauza yapmam lazım. Biraz bir ara vermem lazım. Bir de kalbimi, aklımı olsun yoklamam lazım. Ne var ne yok artık. Bu düşüncelerin Serhat, bu davranışların seni buraya kadar getirdi. Devamı yok. Artık bir şeylerin değişmesi lazım ki ne değişik sonuçlar elde edebilesin. Ben de 2-3 hafta hocam buradan azıcık uzak durdum. Aldım elime kağıdı, aldım elime kalemi. Her böyle dönemlerde hep ben böyle yapardım çünkü. Böyle kendimi yoklardım. Artık devamı, ileriyi nasıl planlamam gerektiğini. Ondan sonra yazdım hocam. Bu alanda güçlenmen lazım. Yani her alanda kendimi geliştirmeye karar verdim. Hocam aynı gün olsun sizin bir videonuzu izlemiştim. Zaten sürekli videolarınızı izliyordum. Ve her videonun arkasında diyorsunuz, sana yardımcı olmamı istiyorsan alttaki formülayı gönder ve sana yardımcı olayım. Hocam bende bir klik yaptı. Dedim Serhat, dedim sen her alanda daha iyi olmak istemiyorsun. Al sana mental coach. Dedim artık ertelemeyi bırak. Üniversiteden sonraymış. Bilmem ne zamanmış. Artık zamanı şimdi dedim. Hemen formülayı gönderdim. Zaten bir iki gün sonra galiba telefon geldi. Ondan sonra sizinle konuştuktan sonra, programı alındıktan sonra dedim ey Allah'ım, demek her şey bunun içinmiş. Öyle oldu hocam. Yani bir yerde hayatını değiştirmek için demek ki kaybetmek gerekiyor. Hani boksörlerdeki gibi yıkılmak gerekiyor birkaç kere. Sen 4-5 kere yenildin. Hayatımın 2019'da bir sakatlık dönemi geçirmiştim hocam. Ondan sonra hayatımın en zor dönemiydi gerçekten. Çünkü bir sporcu genellikle yalnız hocam. Yani ruhuna dokunabilen fazla kimse yok. Yani onu anlayan. Ondan önce de dinlemiştim. Ama tam o an bende bir şey, şalterler attı orada. Orada tam farkındalık oldu hocam. Artık ertelemeyi bırak dedim Serhat. Zamanı şimdi. Kaybedecek hiçbir zaman yok. Boksörler çok yumruk yiyor. Seni uyandıran yumruk neydi? Hocam beni uyandıran yumruk sizin bir videonuz vardı. Artık karar ver. Karar ver videon. Yani başarılı insanlar hızlı karar verir. O videodan sonra ben zaten dedim Serhat nereye erteliyorsun? Erteleyecek zaman yok ki ne? Kararını ver. Böyle yapıp da kararını verip böyle durup da aynı sonuçlar mı elde etmek istiyorsun? Ya da kararını değiştirip de güçlenmek mi istiyorsun? Artık ulaşmak istediğin, gerçekten o hedefe ulaşmak istiyor musun? O karar videosu seni etkiledi. Evet hocam, çok etkiledi. Başka ne etkiledi seni? Hocam beni tüm videolarınız etkiliyor. Çünkü hepsinin o kadar doğru ve etkili, o kadar önemli ki ne? İnsana çok basit geliyor bazı şeyler. Karar vermek. İnsan böyle kendi kendine soru soruyor. Başarının sırrı bu mu? İnsan bazen böyle basit şeylerde kendine sorular sorar. Ama evet, gerçek bu basit şeyleri çok iyi hayatına uygulamak, hızlı uygulamak. En çok düşündüren veya duygulandıran video neydi? Tavuk fide kartal hikayesi hocam. Çünkü her insan böyle içinde hissediyor. Benim içinde bir aslan var, bir kartal var. İnsan hissediyor. Ama kendine bazen güvenemiyor. Ve elinden de tutan biri olmadığı zaman o adımları da yapamıyor. Ama o video insanda o aslanı, o kartalı işte uyandırıyor hocam. Ben yapabilirim diyor artık. Gerçekten yapabilirim. Çünkü hayatımda öyle çok oldu hocam. Benim hikayemi biraz bilen, ben sırf 3-4 takım değiştirdim. Kademe kademe gittim yani. Kademe kademe. Küçükken hep bana diyorlardı, sen yapamazsın. Olmaz. Almanya şampiyon. Yani ben ilk maçımda beni bir kere Almanya şampiyonu olmak istiyordum. Hocam 9 sene sonra Almanya şampiyonu oldum. 9 sene ne demek? 9 sene gece gündüz çalışıyorsun. Aynı hedefe. Bana hiçbir zaman geldiğim yerden hocam, yani 30-40 senedir belki Almanya şampiyonu çıkmamıştı. Sen yapamazsın. Yani direkt demediler. Tabii kalbimi kırmasınlar. Küçük çocuğum sonuçta. Ama dediler ya, oraya gidenler
bir özel, oraya gidenler böyle, oraya gidenler böyle. Ben de içten hep biliyordum, ben size de göstereceğim, kendime de göstereceğim. İşte öyle takım değiştire değiştire, baktım etraftaki takım daha iyi. Ondan sonra oraya gittim, ondan sonra oraya, kademe kademe, kademe kademe. Yani başarı resmen bir maraton hocam. Mücadeleyle geçti hayatın. Yani sana 9 sene hep her gün belki de maçta sen yapamazsın, sen tavuksun dediler. Sürekli. Ama sen buna rağmen, her şeye rağmen inandın. Ben tavuk değilim, ben kartalım dedin. Ve sonunda 9 sene sonra şampiyon oldun. Evet hocam. Yani arkadaşlarım, beni çok iyi bilenler biliyordu zaten. Ben hocam Almanya şampiyon olmadan önce de çok büyük hedeflerim vardı benim. Halen de öyle. Ama o Almanya şampiyonu oldum ya, orada bir rahatlama oldu. Kendimi ispatladım. Gerçekten de oluyormuş. Yani o şampiyonluk maçında elim havaya kalktığında sevinçten ziyade rahatlama vardı böyle. Gerçekten 9 sene. Böyle inanılmaz hocam. Bizim programımıza katılmadan önce durumun nasıldı? Hocam benim ayak bağlarım çoktu ama onun farkında değildim. Beni kitleyen çok şey varmış. Onun farkında değildim işte hocam. Şimdi insanlar diyecek, bu programla boksun ne alakası var? İşte çok alakası varmış. Çünkü insanın dış dünyası iç dünyasının aynasıdır. Ben içteki problemleri ayak bağlarına çözdükten sonra dışarıdaki problemler yavaş yavaş çözüldü. O kilitler açıldı. Ve hatta bu 3 ay içinde %50 gelişme yaptım hocam. Yani inanılmaz bir şey. Elhamdülillah. Çok şükür. Antrenörden olsun, herkesten duydum bunu. Yani kendim de fark ediyorum zaten. Hatta koşu testi yapıyorlar hocam. Bizim spor, yani milli takımda olanlar koşu testleri yapıyor. Kondisyonlarını ölçüyorlar. Kablolarla, mablolarla, profesyonel. En son yaptığımda 3 ay içinde %15 kondisyonum çıkmış ve milli takımın en iyi şeyleri, rakamları hocam. Yani koskoca milli takımın. Maşallah. En iyi sonuç sende. Programa katılmadan önce kafanda birçok kilit vardı. Çözülmemiş kilitler vardı. Bunlar sende ne gibi sıkıntılar oluşturuyordu? Mesela ne yapıyordu? Seni yoruyor muydu? Ne yapıyordu? Kendini daha mı bitkin hissediyordun? Veya sporunda nasıl etkiliyordu bunlar seni? Hocam bir kere benim en büyük problemim duygusallıktı. Ringde olsun, ring dışı olsun, duygusallık insana sporda yani çok engel hocam. Yani poker face olması gerek insanın. O duyguları kontrol edebilmesi lazım. Hani Mike Tyson'ın antrenörünün bir örneği var. Yani korku insanı hem yakabilir hem de en iyi dostu olabilir. Yani öyle bir şey hocam. İnsan duygularını kontrol edemediği zaman zaten hiçbir alanda zirveye çıkamaz. Hocam birincisi o. İkincisi bende hırs vardı hocam. Yani benim öyle bir hırsım vardı ki ne? Normal insan 10 kilometre koşuyorsa ben 20 kilometre koşardım. Normal insan 10 round antrenman yapıyorsa ben 15-20 yapardım. Bundan dolayı da hep çok fazlası çok iyi sandığımdan dolayı çok bitkindim hocam. Yani bende bir genel bir yorgunluk vardı gün içinde olsun. Antrenmanlardan sonra o kadar yorgunsun ki ne ailene ne derse ne de başka bir şey enerjin var. Onu kontrol ettiğimden beri dengeyi çok daha iyi bulduğumdan beri birincisi çok daha iyiyim sporumda. İkincisi çok daha zevk alıyorum sporumdan ve hayattan. Üçüncüsü aileme ve spordan hariç her dala yeterince enerjim var. Enerji doluyum hocam. Şunu eklemek istiyorum o zaman. Sen diyorsun ki ben o kadar hırslıydım ki normal insan 10 kilometre koşuyordu, ben 20 kilometre koşuyordum. Yani daha fazla çalışıyordum. Daha çok enerji harcıyordum. Hani bize her seferinde onu öğrettiler değil mi? Bilinçaltımızda herkesin kafasında o var. Sen ne kadar çok çalışırsan o kadar kazanırsın. Hocam tekrar söyle. Hocam aynen o işte. Kocaman bir yalan da hocam. Aynen. Yani bize insanlık tarihinde kocaman bir yalan söylüyorlar. Hala devam ediyorlar.
Çok çalış, çok kazan diyorlar değil mi? Herkese diyorlar. Peki o zaman sen diyorsun ki çok çalıştığın zaman çok kazanan olmuyorsun. Önemli olan diyorsun efektif çalışmak. Yani şuraya gelelim. Diyorsun ki hedef tahtası var. Oraya çok mermi atmak ıskalar, hedefini ıskalar ama önemli olan bir iki mermi atıp hedefe ulaştırmak. Bunu mu diyorsun? Hocam noktayı getirdiniz. Önemli olan sert çalışmak, fazla çalışmak değil, efektif çalışmak. Akıllı çalışmak. Aynen hocam. Çok çalışan insan zengin olsaydı o zaman en çok çalışan insanlar kimler? Yerin altında madencilerdir. Ve onlar en fazla çalışan insanlar, dünyanın en zengin insanları olurdu değil mi onlar? Aynen hocam. Peki o zaman gerçek olan neymiş? Efektif çalışanlar. Onlar başarıyorlar. Efektif çalışan boksörler, onlar şampiyon oluyorlarmış. Değil mi? Hayatta efektif çalışanlar, akıllı çalışanlar, onlar başarıyormuş. Gerçek olan buymuş değil mi? Tam gönlümden konuştunuz hocam. Ben bunu öğrendim 11 sene spor hayatımdan sonra. Yani bunu bırakabildim. Hocam o kadar aşırı hırs vardı ki ne kontrol, bir nevi kontrol de edemiyorum bir süre sonra. Şimdi baktım bilinçli antrenmanımı yapıyorum. Yani gidip de sadece kum torbasını vurup da kendimi yormuyorum artık hocam. Kendime off gabı yani belli bir şey koyuyorum. Ödev koyuyorum mesela. Beynimi çok daha kullanıyorum hocam. Antrenmandan önce olsun düşünüyorum ne yapacağımı. Antrenmandan sonra olsun nasıldı, hatalarım neydi? Yarın neyi daha iyi yapabilirim? Ve hocam 3 ay içinde dediğim gibi %50 spor alanında geliştim çok şükür. Bu daha başlangıç ama. İlk adım buydu hocam. Daha yeni başladım. Kanıtlanmış bir şekilde senin başarın ölçüyorlar tabii. Aletler takıyorlar. Kanıtlanmış bir şekilde %50 başarın arttı. Programdan sonra. Peki şöyle diyeyim tekrar. Daha önceden, programa katılmadan önce en çok hangi problemlerle mücadele ediyordun? Birincisi aşırı hırslı hocam. Çok fazla çalışmam. Yani insan çok fazla çalıştığı zaman yorgun olur. Hem bedensel hem zihinsel. Yani potansiyelini istese de gösteremez. Çünkü çok yorgun. Vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. İkincisi de hocam duygusallık. Birincisi olsun öfke. Yani sonuçta boksörsün, yumruk yiyeceksin. Ama bir iki yumruktan sonra sen öfkelendiğin zaman işin bitmiş sayılır. Almanların bir sözü var. Der wütende Geist hat kein Verstand. Yani öfkeli bir zihnin aklı yoktur. Bu da %100. Çok güzel. Yani öfke girerse bir odaya akıl gidermiş derler. Akıl gelirse, o odaya girerse o odadan öfke çıkarmış. Hani bize öyle söylendi. Dolayısıyla duygularını kontrol edemeyen insan baştan kaybeder. Çabuk sinirlenen, çabuk parlayan, çabuk sevinen, çabuk gaza gelmek var. Yani duyguyla alakalı nefret, çabuk nefret eden, yani aşırısı kontrol edilemeyen duygu nedir? İnsanı batırır. Bitti yani. O kişi başarısızlığı, artık başarısızdır. Bunu diyorsun değil mi? Boksörlerde duyguyu kontrol etmek çok önemli diyorsun. Böyle mi? Evet hocam. Çok çok önemli. Yani en önemli şeylerden biri. İnsanlar tanıyorum, duygularına hakim oldukları için belki bir iki düz yumruk atabiliyorlar ama yine de zirveye çıkabiliyorlar. Çünkü adamlar burada çok güçlü. Peki o zaman şöyle diyelim. Senin aşmak istediğin, yani çözmek istediğin problemler o zaman özetle bir efektif çalışmak. Daha önce efektif çalışamıyordun, çok yoruluyordun, çok çalışıyordun ama boşa enerji harcıyordun. Hani bizde atasözü boşa kürek sallıyordun. Bu problemi çözmek istedin, çözdün. Elhamdülillah %50 başarı arttı. Artık duygularını kontrol edemiyordun, bununla mücadele ediyordun. Ve ondan sonra duygularını kontrol altına tutmaya başlayınca yine hani cool diyorlar ya, cool kaldın, sakin kaldın, herkes şaşırdı. Ne dediler sana? Hocam, antrenörler tabii ki sevindi.
herkes sonuçta benim başarımı gördükten sonra kendi başarıları da sanıyorlar. Tabii ki sonuçta onların da başarısı. Ama halbuki benim evde o 3 saat antrenman dışı yaptığım 21 saatte ne yaptığımı bilmiyorlar ki. Yani bazen insanın dili gönlünde olanı söyleyemez. Anlatamaz hocam. O önemli olan geri kalan 3 saatin yanındaki 21 saatte ne yapıyorsun? Onu işte görmüyorlar. Ama tabii ki tüm antrenörlerime teşekkür ederim. Yani bu konuda öğrendiklerime. Çok öğrendim tabii ki. Benim başarım onların da başarısı sonuçta. Videoyu izleyen insanlar hangi başarıları elde ettin diye sana sorsalar ne dersin? Hocam başarıların en büyüğü farkındalık oluşturmak. Hayatımı bilinç ile sürdürmek. Yani bu ne kadar önemliymiş. İnsan yeni farkına varıyor. Robot gibi insan hayattan geçiyormuş, hiç farkında değilmiş. Sabah kalk onu yap. Hocam bir zamanlar oluyordu, bir de üniversite yaptığımdan dolayı dediğim gibi çok aşırı yapıyordum. Aşırı çalışıyordum hocam. Yani hiçbir zaman kaybetmeden çıkartabildiğimi çıkartmak istiyordum. Ama günler geliyordu gerçekten sabah kalkıp robot gibi üniversiteye çalışıyorsun, antrenmana gidiyorsun, geliyorsun, devam çalışıyorsun, trene atlıyorsun, öbür antrenmana gidiyorsun. Dediğim gibi hocam zombi gibi bir nevi. İnsan mutsuz oluyor hocam. Hatta zamanlar geliyordu sınav döneminde ailemi bile görmüyordum. Sanıyordum ki ne çünkü beni engelleyecekler başarımla. Halbuki dinlenmeye de ihtiyacı var insanın. Hayat bir dengedir. Bir yanda çalıştın mı diğer yanda denge olması lazım. Ailenle, annenle, baban, kardeşlerinle nasıl bir durum oldu? Nasıl bir başarı elde ettin? Hocam bir kere benim başarım ailemin de başarısı. Burada ana babama şükürler olsun beni büyüttüler. Ve elimden geldiği kadar onlara da geri vermek istiyorum. Ve kardeşlerime örnek olabiliyorum hocam. Yani parmakla gösterip gurur duydukları bir abileri var ya da bir kardeşleri. Bu da beni çok mutlu ediyor hocam. Peki onların ne gibi problemlerini çözebildin? Onlara da farkındalık oluşturmaya yardım ettim hocam. Hele küçük kardeşim, o da benimle beraber kalıyor. Şimdi o da çalıştığı zaman, okula gittiği zaman tabii ki fazla zaman olmuyor. Ama hayatta bunu öğrendim. Sevdiklerine zaman ayırmak bir başarıdır. Yani onu da günlük planlarıma koyuyorum tabii ki. Haftalık plan olsun. Zamanımı mutlaka ayırırım. Giderim bir kardeşimle kahve içerim. Dinlerim onu. Çünkü insanlar bu zamanda konuşmayı çok biliyor ama dinlemeyi az biliyor hocam. Dinlerim. Ondan sonra bir yoklarız. Onun hayatını yoklarız kardeşimin. Senin durumun nedir? Nereye gitmek istiyorsun? Farkında mısın arkadaşlarının nasıl olduğuna? Öyle şeyler hocam. Ya da bilgi olsun. Ben onca sene çalışıp ettiğim, kazandığım bilgiyi onlara bedavadan verebiliyorum yani. Faydalı olabiliyorum onlara hocam. Özgüven konusunda, kişilik konusunda, öz saygı, öz değerle alakalı, yani kendi kişiliğin, şahsiyetinle alakalı neler değişti? Hocam, beni tanıyan bilir. Beni özgüveni çok olan kişi diye tanırlar. Ben de kendi özgüvenimi çok sanıyordum. Hocam Mersem değilmiş ki yine. Özgüven sessizdir. Özgüven cool'dur. Yani ben bunları elde ettikten sonra farkına vardım ki özgüvenim aslında benim yeni yeni artıyor. Yani dünya zirvesine maçlar yaptım. Antrenman maçları daha doğrusu. Ondan sonra geri antrenmana gittiğimde, yani burada Köln'de, bana sordular nasıldı, antrenmanlar nasıldı, kendini dünya zirvesiyle karşılaştırdın sonuçta. Ben de dedim ki ne, sen git onlara sor. Dünya zirvesi Serhat'la kendini karşılaştırdı. Ama ben bunun farkına varmadım. Duşa girdikten sonra aklıma geldi böyle. Sen de aynı ne dedin? Gerçekten de inanarak söyledim bunu. Orada fark ettim ki ne, özgüvenim gittikçe artıyor hocam. Çok şükür. Yani özgüven arttıkça başarı da zaten artıyor. Bu programda senin özgüveni arttıran şey neydi? Özgüvenimi arttıran en önemli şey günlük plan. Günlük plan hocam. İnsan sabah kendine hedef koyuyor. O hedefi mutlaka. Ben zaten programdan önce de böyle bir şeyim vardı. Mail ediyordum böyle şeyleri. Çok önem veriyordum.
Ama şimdi farkındalık oluştuktan sonra, şimdi bildiğim için insan kendi özüne güvenebilmesi için verdiği sözü tutması gerektiğini, yani %100 tutarım yani. Uyumam uyumam hocam hatta. Ben oraya yazdığım zaman mutlaka olacak. Mutlaka yapacağım. Yoksa uyku yok. Yani bu programın içerisinde verdiğimiz planda hedefini koyuyorsun ve orada %100 gerçekleştiriyorsun o akşama kadar. O zaman şöyle diyelim. Çünkü dışarıdan insanlar kıyaslamaya çalışacaklar. Acaba nasıl? Anlamaya çalışıyorlar. Biz ama fazla tüyo da vermiyoruz. Çünkü bu bir ekol. Yani bu bir metot. Bu metot başka yerde yok. Gizemli gibi görünüyor ama gizemli. Evet, gizemli. Sırlarla dolu. Hiç beklemiyordun değil mi böyle olacağını? Yani bu kadar hızlı bir şekilde ulaşacağını bekliyor muydun? Hocam ben ilk başta dediğim gibi videoya baktım. Formulayı gönderdim. Dedim ki Serhat, her alanda gelişmek istiyorsun. Mental, mindset konusunda gelişmek istiyorsun. Yani hiç yoksa bir şey öğrenemezsen bir iki bilgi kaparsın. Hocam gerçekten sıfır beklentiyle girdim ben bu programa. Ve ne kadar öğrendikçe o kadar az bildiğimi öğrendim. Yani inanılmaz bir şey hocam. Senelerdir kitap okudum, senelerdir video izledim. Ama bu 3 aylık programda, 3 ay oldu hocam. Elde ettiğim sonuçları hiçbir şeyle elde edemedim. Yani efektif konusunda. Hepsi tabii ki temel, bir nevi temelimi oluşturdu. Ama hayatıma yansıtamadıktan sonra neyime yarar ki ne benim bilgim? Hiçbir şey mi? Boş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu programla, bu planla Allah'ın izniyle ulaşamayacağım bir hedef yok diyebilir miyiz? Hocam, insanoğlu her şeye ulaşabilir. Evet hocam. İspatı diyorsun, benim diyorsun. Aynen hocam. Daha gelecek inşallah hocam. Dediğimiz gibi daha yeni başladık. Daha pişiyorum hocam, pişiyorum. Maçlar gelecek. Isınma hareketleri yapıyorum. Devam çalışıyorum. Yani ısınma hareketleri yapayım diyorsun. Aynen hocam. Daha yeni başladık. Özgüveni konuştuk. Özgüveni arttırdı. Ailede huzuru arttırdı. Sağlık konusunda ne gibi bir artın oldu? Hocam çok güzel bir şey başlattınız. Yani otomatikmen sağlığım da düzeldi. Dediğim gibi o aşırı hırs vardı ya bende hocam. İnsanlar 10 kilometre koşar, ben 20. 10 round antrenman yapar, ben 15. İnsanlar bir tabak yemek yer, ben 3 tabak yemek yerdim hocam. Diyelim boksörler kilo verir maçlarına. Bu bilinir. Diyelim maç off sezonlarda, yani maç olmadığı dönemlerde bende 7, 8, 9 kilo fazlalıklar olabiliyordu hocam. O kadar ki aşırı yiyordum. Yani doyma hissi olsa bile o hırstan, stresten mi artık insan bir şeyleri yemeye çalışıyor. O stresini yemeye çalışıyor. Hocam otomatikmen düzeldi. Şimdi şu an maç yok. Maç kilomdan sadece 2 kilo fazlayım. O da normal, çok normal, çok iyi. Hatta biraz fazla olması iyi. Yemeğime çok daha dikkat ediyorum hocam. Yemek konusunda zaten dikkat ediyordum. Şimdi maç dışları da, maç olmadığı zamanlar da devam. O disiplini mi devam tutuyorum? Çünkü ilk başta artık kilo vermek değil benim hedefim. İlk başta emanet olan vücuduma iyi bakmak. Sağlıklı yaşamak, sağlıklı olmak hocam. Sağlıklı kalabilmek ve insanlara sağlığın değerini gösterebilmek. Sonuçta bu çok büyük bir nimet hocam. Ayakları olmayanlar var. Gözleri görmeyenler var. Ama insan farkındalık olmadan yaşadığı zaman robot gibi bunun farkına hiç varmaz ki. Aslında 5 tane konu var hayatımızda en önemli. Sırayla gidiyoruz. Aile, özgüven, kişilik, kişiliği konuştuk. Sağlık konuştuk. Meslek, finans konusunda düşünceler nasıl değişti? Aynen hocam. Şimdi bir de şey konusu vardı. Finans konusu mesela. O kadar bitkin, o kadar yorgundum ki hocam ben. Yani maç hazırlıklarında. Hep erteliyordum. Yani Allah razı olsun. Bu programa katıldığımdan beri direkt aklıma geliyor. Yani bir şeyi ertelediğim zaman Serhat, nefsine en ağır ne geliyorsa onunla başla.
Amerikanlar dediği gibi eat that frog first. Onunla başlıyorum işte hocam. Kendime bokstan hariç hedefler koydum her dalda, her konuda. Çünkü bir daldan mükemmel olmak eyvallah güzel. Ama gerçek başarı her dalda mükemmel olmak. Yani mükemmel değil de çok iyi olmak. Her dalda başarılı olmak. Finans konusunda da kendimi geliştirdim. Devam da geliştiriyorum. Orada hedeflerimi koydum. Artık enerjim var hocam. Diğer şeylere. Bokstan hariç diğer şeylere enerjim var. Programımıza katılmadan önce herkes ilk önce şeyden şikayetçi oluyor. Ya para konusunda böyle bir bereketsizlik var. İşte para kazanmakta zorlanıyorum. İşte ayın sonunu zor getiriyorum. Kazandığım para biriktiremiyorum diyorlar. Bununla alakalı katılanlar tamamen bakış açılarını değiştirdikten sonra gerçekten de gönül zenginliği kazanıp hemen arkasında cüzdan zenginliğine ulaşıyorlar. Sende ne gibi böyle bir değişiklik oldu? Küçük bir şey olsa bile bir yerden insanın başlaması gerek sonuçta. Diyelim eBay ile başladım hocam. Çok basit bir şey. Kelam'da birkaç şey duruyordu. Eski masa falan olsun. Onları koydum. Daha yeni biri vitrin almaya geldi. Masa almaya geldi. Hocam öyle başladım. Devam gidiyorum. Orada da hedeflerim var. O kadar çoğaldı ki ne? Benim ailem benim bokstan para kazanıp çok. Onlardan gizlediğimi sanıyor hocam. Çünkü gittiğimde diyorum gelin burada bir kahve içelim. Burada bir şunu yapalım. Ya da orada kardeşime yardım ediyorum. Yani babam gerçekten o şüpheye düştü. Sen çok para kazanıp da bizden mi gizliyorsun diye. Hocam gerçekten sıfır beklentiyle girdim ben bu programa. Ben ne kadar öğrendikçe o kadar az bildiğimi öğrendim. Yani inanılmaz bir şey hocam. Senelerdir kitap okudum, senelerdir video izledim. Ama bu 3 aylık programda, 3 ay oldu hocam. Elde ettiğim sonuçları hiçbir şeyle elde edemedim. Hayatıma bir bereket geldi diyorsun yani. Aynen hocam. Başarılar elde ettin, değişimler elde ettin. Senin aktüel hayatına nasıl yansıdı? Benim kendime göre dediğim gibi sizden önce ondan alıyordum bir şey. Ondan sonra karıştırıyordum. Biraz da kendi şeyimi koyuyordum. Çorba yapıyordum. Bir güzel bir sistemim vardı, yoktu. Normal insanlara göre yine bir sistemim vardı hocam. Benim hep böyle bir sistemli bir hayatım vardı. Hocam ama sizin bana verdiğiniz sistemden sonra hayatım o kadar kolaylaştı ki. Hocam ben başlarımı yazıyorum. Eskisine rağmen çok daha başarı topluyorum bir gün içerisinde. Çok da efektif çalışıyorum. Hocam bir de sanki mucize gibi çok daha da dinleniyorum. Çok daha da geziyorum. Yani çok güzel oldu hocam. Hayattan daha çok zevk almaya başladım. Bir nevi robot gibiydik işte. Elhamdülillah hocam. Şükürler olsun. Benim en çok dikkat ettiğim konu nedir sence? Sizin mi? İnsanın bedeni yalan söylemez derler. Ya da gözler kalbin aynasıdır derler. Bunu da boşuna demezler. Çünkü dediğin gibi insanın iç dünyası dışına yansıyor. Ve insanın özgüveni mesela arttıkça artık dik yürümeye başlıyor. Hızlı yürümeye başlıyor. Emin konuşmaya başlıyor. Az ve öz konuşmaya başlıyor. Ve siz böyle bana bakarken, izlerken belki ilk baştan beni ilk videomuzdan itibaren ki değişiklikleri görüyorsunuzdur. Eyvallah. Sana bir iki soru sormuştum ben o zaman. Demiştim ki katılmadan önce biliyorsun herkesi almıyoruz programımıza. Ben sana şu soruyu sordum. Dedim ki ben seni programa alsam dedim yapar mısın dedim deme. Aynen hocam. Aynen hocam. Benim dediklerimi yapar mısın? Unutmadığım senin cümlelerin şuydu. Dedin ki bana, hocam gece 3'te kalk, git ormana, ondan sonra toprağa kaz, içine yat deseniz ben bunu bile yaparım dedin. Tamam dedim o zaman. Sen benim dediklerimi yapacaksan, bu şekilde eğer söz verdiğin zaman yerine getirirsen, o zaman dedim seni programıma alacağım demiştim. Hocam çok iyi hatırladım. Dünmüş gibi. Gerçekten aynen hatırladım hocam. Çünkü önemli olan burada en önemlisi şu. Gerçekten bu programdaki sana söylenenlere
Açık mısın? Yani öğrenmeye açık mısın? Bardağı boşaltacak mısın? Hatta şunu da söylemişimdir. Genellikle onu söylüyorum. Diyorum ki bu zamana kadar öğrendiklerin seni buraya kadar getirdi. Daha ileri götürme. Arada bir cam var. Yani geçemiyorsun. Görünmeyen bir engel var ama sen bilmiyorsun onu. Buraya kadar gelebiliyorsun ama bu bildiklerinle. Gel bardağı boşalt diyorum ben. Müsaade et, ben doldurayım diyorum. Tekniklerimizle, programlarımızla. Hani bildiklerinle ilerleseydin ilerlerdin zaten ama ilerlemedi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Öğrenen olmazsa öğreten de olamaz. Mesela antrenörler baktılar bir boksör dinlemiyor. Onları haleden çıkartıyorlar bir kere. Çünkü faydası yok ki, o beni dinlemeyecek. Boşuna enerji harcayacağım diyorlar. Evet. Yani hayatın kendime küçükken ben bir kural koymuştum hocam. Antrenörüm bana bunu öğretmişti. Dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bana öğretmişti. Ben de 16-17 yaşındayken kendime bir kural koymuştum. Serhat, kural bir, sus, dinle, uygula. Ondan beni hayat felsefem zaten. Einfach machen. Nicht reden. Yani yap, konuşma. Sadece yap. Bu kadar. Senden bunu istiyoruz. Değil mi? Bu yani. Evet, bu. Peki o zaman şöyle diyelim. Birçok antrenör var. Yani training yapanlar var. Yani dışarıda birçok uzman var. Sence o insanlarla fark nedir? Neden bu programa katıldı? Veya bu programın farkı ne diğer programlardan? Hocam, bu programların farkı diğer programlardan efektif olması. Kısa bir sürede mükemmel sonuçlar insanın elde edebilmesi. Yani en çok ben bunun farkına vardım. Dediğim gibi kitaplar okudum. Bakmadığım kişi kalmadı. Kendime bir sistem kurdum. Uyguladım da yazdıklarını. Hocam dediğim gibi ama efektif olmadığı sürece anlamı yok yine. Anlamı gerçekten yok. Siz hep bir misal veriyorsunuz. İnsan kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenemez. Bir gösteren olması lazım. Bir kere o gösteren olmadığı zaman insanın, yani hocam insan yalnız, kendine böyle bir sistem kurmak istiyor. Ama bazen çukura düşüyor. Yani insan hep motive edebilen ve ne olursa olsun bana inanan, bana yol gösteren biri olduğu zaman ve insan bunu bildiği zaman acayip motive ediyor hocam. Gerçekten çok motive ediyor. Çünkü artık ben değil, biz oluyor. Benim hedefim onun da hedefi. Yani mükemmel bir şey oluyor hocam. Teamwork oluyor. Yanında birisi olması lazım. Bu kadar. Bu kadar basit hocam. Şöyle soru soracağım o zaman. Bu zamana kadar insan dünyaya geldikten sonra hep duyduğu en büyük şey şu. Cümle şu. Kitap oku, başarırsın. Kitap oku, kitap oku, kitap oku. Devamlı bunu söylediler. Peki ben sana şu soruyu soracağım. Sen sadece kitap okuyarak şampiyon olabilir miydin? Almanya şampiyonu olabilir miydin? Hocam imkansız. Yani imkansız bir şey varsa o da bu. Neden olamazsın kitap okuyarak? Çünkü hep bu zamana kadar hep öyle söylediler. Öyle söylediler. Hep kitap oku dediler. Hocam insan davranışa geçmediği zaman ne bekliyor ki ne? Yani ben koşmaya gitmesem, ringe çıksam kondisyonum yok hocam. Yumruk yiyeceğim. İstediğin kadar güzel düşün. İstediğin kadar bilgili ol. Onu hayatında... Hocam ben kendime böyle bir kural koydum. Hayatımda uygulayamadığım şey boş. Zaman kaybetme Serhat. Yapma onu. Diyelim eskiden çok kitap okumak istiyordum. Gerçekten çok böyle hedefler koydum. Haftada bir kitap bitiriyordum. Hocam şimdi de devam kitabımı okuyorum. Ama o kitaptan faydalanmak istiyorum. Elime alıyorum kalemi. Alt yazılara çiziyorum. Yavaştan yavaş günde 5 sayfa olsun. O içindeki 5 sayfa ama yutmam lazım. Aklıma girecek. Mermere yazılmış gibi, kazılmış gibi girecek. Hatta akşam geliyorum, o en önemli şeyleri kil önlüklerime yazıyorum. Ve onu gerçekten yaptığı zaman, yani Bruce Lee'nin dediği gibi, ben 10.000 tekme çalışan adamdan korkmam. Ben bir tekmeyi 11 kere çalışan adamdan korkarım. Yani hayatın formülünü açıkladı bilen. Tekrar söyle, kesildi. Tekrar söyle bütün şeyi. Hocam Bruce Lee'nin dediği gibi, ben 10.000 tekme, değişik tekme bilenden korkmam. Ben ama
bir tekmeyi 10.000 kere tekrarlayandan korkarım. Çünkü onun uzmanı olmuş artık. İşte o. Bak çok güzel açıkladın. Yani antrenörün olduktan sonra, belli bir yere geldikten sonra sen o zaman efektif kitap okuyabilirsin. Ama antrenörün olmadan, yani kamyon şoförü olmak istiyorsun, o zaman yanında antrenörün olacak, bir şoför öğretmenin olacak. O sana arabayı sürmeyi öğrettikten sonra ilerletmek için kitap oku, o zaman faydalı. Ama kitap okuyarak ilk başlangıçta antrenörsüz boks yapamıyorsun. Boks öğrenemiyorsun, şampiyon olamıyorsun. Araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Bunu anlatıyoruz değil mi aslında? Evet hocam. Bu bizim programlarımıza katılanlar aynı zamanda dakikada 600 kelime okuyorlar. Daha önceden insan ortalaması 100-150'dir. Bizim programlarımızın içerisinde göz kaslarını geliştirerek gözlüklerinden kurtulan insanlar var. Bu göz kaslarını geliştirerek de aynı zamanda hızlı okumayı da öğreniyorlar. 600 kelime okuyor dakikada. Teşvik ediyoruz biz kitap okumayı aslında. Ama ne zaman? Ehliyet aldıktan sonra. Evet, ehliyet aldıktan sonra oku. İstediğin kadar. Hatta her gün bir kitap oku. Yani o zaman sen ilerlersin. Peki o zaman şöyle diyelim. Bu programda seni en çok etkileyen şey neydi? Bu programın içerisinde seni en çok etkileyen şey neydi? Hocam bakış açısı. Bakış açısı, bakış açısı. Değişik değişik bakış açısı. Nasıl desem, empati kurmayı öğrendim hocam. İnsanlara, yani kendimi bazen kınadığım insanların haline koymayı öğrendim ve onları kınamıyorum artık. Yani onlara gerçekten, yani sert konuştuğun zaman onlara bir, tabii sert konuşmak da gerek de, yani kötü söz söylemekle onlara faydan olmaz ki. Onlara yardım etmek istiyorsan gerçekten, o metotları öğrendim hocam. Gerçekten Serhat, sen yardım etmek istiyorsan insanlara, senin işin o değil. Senin işin bu. O öğrendiklerim şeyler hocam. O gözlükler hocam. Hayat hangi gözlüklerle bakarsan insan hayatı öyle oluyor. Şimdi ben geçmişe böyle de bakabilirim, böyle de bakabilirim. Ağlayabilirim, kurban rolüne de girebilirim. Aa, antrenörüm yoktu. Aa, benim oğlum yoktu. Halem yoktu. Kimsem yoktu. Onu da söyleyebilirim. Ya da güzel bir gözlük takarak da söyleyebilirim ki o zamanlar beni pişirdi. 22 yaşına geldim ve bazı 40 yaşındaki insanlardan daha tecrübeliyim hocam. Yani insan yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübelenir derler ya. Seni en çok duygulandıran, gözyaşını böyle tam böyle zorlayan bu programda ne vardı? Ah, bu programda ne vardı? Hocam herhalde tavukla kartal hikayesi ya. O favorim hocam. Yani çok kişinin de favorisi. Boşuna favori değil hocam o. Evet. Evet hocam. Peki. Bir de çok güzel olmuştu o video, aynen. O zaman diyorsun ki ilk önce tavuk kartal hikayesini izlesinler diyorsun. Evet hocam. Başlangıç orada başlıyor ya. İnsan yani böyle, insan hissediyor hocam. Yani ben buna inanıyorum ki herkes böyle ne kadar başarısız olursa olsun içinden böyle bir ses var. Diyor, benim içinde bir aslan var. Bir aslan var. Ama onu çıkartamıyor hocam. Yani ilk adımı yapamıyor. Elinden tutan kimse yok. Ama ben buna inanıyorum. Her insanın içinde bir aslan, bir kartal var. Sadece onu hayata getirmesi gerek. Serhat'cığım, bir de şöyle bir durum var. Şimdi dışarıdaki insanlar, tabii burada biraz detaylara falan girmiyoruz. Fazla da girmiyoruz. Çünkü insanlar şimdi bir şey öğrendiğini zannediyor. Hemen ben bunu uygulayayım, ben hemen yapayım diyor. Nasıl olsa başarmış diyor. Şimdi Serhat diyor. Yapmış, başarmış. Ben de yapayım, başarayım diyor. Ve kaş yapayım derken göz çıkarıyor genellikle. O yüzden biz YouTube kanalımıza fazla detay vermiyoruz. Çünkü insanlar hemen kendini camdan aşağı atıyorlar. Ben kartal oldum diyor. 8. kattan atlıyor. O değil aslında demek istediğimiz, değil mi? Evet hocam. İnsan oldu işte bu, tamam mı? Az bir parçayı öğreniyor. Ben uçabiliyorum hocam diyor. Atlıyor. O zaman kaşını gözünü kıracaksın. Kolunu bacağını kıracaksın. En iyisi fazla detay vererek ilerleyemiyorsun.
Önemli olan efektif bilgi vermek. O yüzden soruyorum. Bu programa neden katılsın insanlar? Hayatlarını bilinçli bir şekilde yaşamak istiyorlarsa, ot gelip saman gitmek istemiyorlarsa, yani dünyaya gelmemizin bir nedeni var sonuçta. İnsan başka insanlara faydalı olmak ister ama bunu unutur. İlk önce insan kendine faydalı olması lazım ki ne? Başkasına bir şey verebilesin. İnsanlar işte bunu unutuyor ve problemi çözün derken daha çok problem üretiyor. Başkalarına yardım etmek istedikleri için. O yüzden hayat kalitesini arttırmak için, başarılı olmak için. Hocam başarılı olmak sadece şampiyon olmak değil ki ne? Başarılı olmak demek mutlu olmak. Mutlu olmak istiyorsan gerçekten katıl bu programa kardeşim. Bu kadar basit. Ve insan ne kadar az bildiğini öğreniyor hocam. Öğrendikçe insan ne kadar az bildiğini öğreniyor. Okyanusta bir damla. Yani öğrenecek daha o kadar çok şey var ki ne? Bu insanı motive ediyor. Yani beni çok motive ediyor. Ne kadar öğrensem de sınır yok. Serhat her gün gelişme, her gün gelişme, öğrene kadar. Devam, çok güzel bir şey hocam. İlk neye dikkat etsinler? Yani ben neye dikkat ediyorum? Şu bardağı bir boşaltsınlar. Ve o kinini bir yutsunlar. Ben her şeyi biliyorum. Kibir mi? O kibir. Aynen hocam. O kibiri insan bir yutması gerek çünkü. Sen her şeyi biliyorsan tamam o zaman her şeyi yap. Yani bilmeyenler gelsin sizin programa. Öyle diyeyim hocam. Bardağını boşaltanlar. Dibe düşmeyi çok iyi tanırım. Bir sporcu çok iyi tanır. Dibe düşürüyor Hazreti Allah vakti saati gelince. O zaman uyanma başlıyor değil mi? Gözyaşlarıyla beraber evet hocam. Yaşayan birisi olarak diyorsun. Aynen ben hocam. Bunu Rabbim bana kanıtladı. Hayatta gördüm, kanıtlı olarak gördüm. Dibe indim ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Emin adımlarla en az %50 performansım arttı sporcu olarak. Sadece spor değil, hayatta aile konusunda başarılarım arttı. Yani aile huzuru. Ondan sonra kişilik olarak farklı bir duruma geldim. Daha özgüvenli oldum. Özgüvenim arttı, öz saygım arttı. Kendime daha fazla değer veriyorum dedin. Bununla beraber mesleğinle alakalı, işinle alakalı, yani parayla alakalı, finansla alakalı bakış açıların değişti. Bereket geldi. Senin için artık para kazanmak dert değil herhalde, değil mi? Değil hocam. Kafaya dert diye bir şey yok. Kafaya takmıyorsun artık. Aynen hocam. Evet. Hocam bunu da söylemek istiyorum. Şimdi benim geldiğim yerden dediğim gibi 30 senedir Almanya şampiyonu çıkmadı. Yani ben o çevrede, yani tavukların olduğu bir çevrede, yani tamamen bir kartallık başardım. Eyvallah. Ama ilk başta dediğim gibi ben daha yeni başladım hocam. Bunu da söylemek istiyorum. Hayaller, hedefler çok büyük. Onlara da ulaşacağımı çok iyi biliyorum Allah'ın izniyle. Çünkü hayal edebiliyorsun. Onları dininde görebiliyorsun. Vermeyeceği şeyi Hazreti Allah hayal ettirmez diye bir söz var. Veya bir söz daha var. Hazreti Allah vermeyeceği şeyin duasını yaptırmaz diye. Sen gece gündüz hayal edebiliyorsun hedeflerini. Gündüz bunun duasını yapıyorsun. Ben inanıyorum Allah'ın izniyle. Önceden de böyle meditasyonlarla falan kapabildiğimi kapıyordum. Yani insanın düşüncelerinin ne kadar etkili olduğunu biliyordum. Ama sistemi tam olarak bilmiyordum ki. Yani kafaya göre meditasyon yapıyorsun. Orada bir şeyler hayal ediyorsun. Bazen oluyordu, bazen olmuyordu. Hocam bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Çünkü 2019 Almanya şampiyonu olmadan önce, şampiyonluktan 6 hafta önce boş bir çerçeve aldım. Benim evimde annem sağ olsun böyle kupalarımı falan koyduğu yer var, böyle bir alan yapmış bana. En yukarı boş çerçeveye astım hocam. Yani sabah kalktım, oradan geçerken baktım böyle çerçeveye. Nasıl Deutsche Meister Almanya şampiyonu harfi harfine yazdığını gördüm. Sabah kalktım uyurken. Ve devam, devam. 6 hafta önceden. Hatta babam odaya geliyordu bazı defalar. Diyordu oğlum bu boş çerçeve niye orada asılı? Diyordum baba o boş değil. Oğlum kör müsün? Baksana diyor. O çerçeve boş. Baba o boş değil. Tabii anlamıyorlar. Benim gördüğümü onlar göremez.
Ondan sonra Allah seni kurtarsın diyerek odadan çıkıyordu hocam. Almanya şampiyon olduktan sonra girdim odama. Aldım çerçeveyi. O okunduğu belgeyi içine koydum. Bu çerçeve, bu belgeyi bekledim. Astım. Ondan sonra işimi hallettim artık. Yavaş yavaş insan aileme falan sarıldım. Sırf bunu insanlara ileride düşüncelerin ve duyguların hayatı nasıl etkileyebileceğini ispatlamak için. Bunu biliyordum hocam. O kadar inandım gerçekten. O kadar inandım ki ne? O kadar dua ettim. Her gün bunu insanlara ispatlamayı nasip eyle Allah'ım dedim. Ve 2 sene sonra hala konuşabiliyorum bunun üzerine. Ve inşallah 20 sene sonra da konuşabileceğim. İnşallah bu video birçok kişinin ruhuna dokunur. Birçok genç, delikanlı veya bunun haricinde ya benden geçti artık, yaşı 60'a gelmiş veya 65'e, ben artık bir şey yapamam diyenlere gelsin. Onların ruhlarını canlandırsın ve harekete geçirsin. Hiçbir şey geç değil, hiçbir şey erken değil. Herkesin bir zamanı var. Vakti saati gelir. Uyanır kişi harekete geçer. Ama biz diyoruz ki kararını hemen ver. Hemen bu videonun sonunda. Hiç bekleme. İstersen pauzeye bas. Pauze var ya. Bas. Direkt harekete geç. Başvuru gönder. Yani bir şey kaybetmeyeceksin ki. Başvuru göndermiş olursun. Eğer Avrupa'da yaşıyorsan, eğer gurbetçiysen. Çünkü bizim alanımız, bizim kitlemiz gurbetçi insanlar. Çünkü karar hemen vermek gerekiyor. Ya ben yarın karar vereyim dediğin zaman geçmiş oluyor. Yani sen biraz önce o yürüyen merdivenle geçtin. Oradan geçtin artık. Tam o anda karar vermen lazım. Hani nehirde bir sal olur, sandal olur. İçerisinde altın var. Ve o sandal böyle, o nehir böyle akar. O anda karar verip alman lazım. Ya ben yarın karar vereyim, yarın o altını alayım dersen kaçmış oldu. Geçti yani, bitti. Sonra karar verdiğin zaman ve o yolda devam ettiğin zaman sonuna kadar gidersen zaten başarılı oluyorsun. Çünkü gayret ediyorsun ya. Emek harcıyorsun ya. Onun karşılığını Rabbim veriyor zaten sana. Zaten veriyor. O yüzden sonu iyi oluyor yani. Her zaman lehine dönüyor. Çok güzel bir söyleşi oldu. Peygamber Efendimizin bir hadisi, kendini bil ki hayatın zayi olmaz. Yani bu kadar. Daha diyecek ne var ki? Bütün kitaplar, bütün dünyadaki bütün kitaplar, insanoğlunun yazdığı bütün kitapların özeti bu aslında. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Biz bu videoyu böyle bitirelim. Şu dünyadaki bütün kitaplar aslında insanı insana tanıtan, kendini tanıtmak için, kendini bilmek için yazılan kitaplar. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın diyoruz herkese. Bu videoyu izleyenler, hocam benim de ihtiyacım var diyenler, bizim de onlara yardımcı olmamızı istiyorlarsa yapacağı şey çok basit. Videonun altında link var. Herkese aynısını söylüyorum. Linke tıklıyor. Çok basit. Form dolduruyor, gönderiyor. Bu kadar değil mi? Bu kadar hocam. Evet. Nike'ın logosunda dediği gibi. Just do it. Sadece yap. Peki herkese kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın diyoruz herkese.